Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kas sistemini ve kas dokuyu işleyeceğiz. Aslında destek ve hareket sisteminden daha çok soru gelen kısım burası. Bu yüzden biraz daha dikkatinizi yoğunlaştırmanızı istiyorum. Vücudun hareket etmesinde, şeklinin korunmasında iskelet sistemi ile birlikte kas sistemi de görev alıyor. Vücudumuzun toplam ağırlığının yaklaşık yarısını kaslarımız oluşturuyor. Kasların yapısında aktin ve miyozin dediğimiz protein yapılar var. Bunlar miyofibriller ve her üç kas çeşidinde de var. Yani ister düz kas, ister kalp kası, ister iskelet kası olsun, her üç kas çeşidinde de bulunuyor. O zaman bu bilgiyi hemen hafızaya atalım. Aktin miyozin proteinlerinden meydana gelen, kasılıp gevşeme özelliğine sahip miyofibriller her üç kas çeşidinde de bulunur. O zaman şöyle yapalım. Klasik bir kas hücresinde, her üç kas hücresinde de bulunabilecek yapıları şöyle basitçe göstermeye çalışayım. Diyelim ki şu bir kas hücresi olsun. Kas hücresinin çekirdeği var. Ayrıca e, bolca kasılıp gevşeme için ATP gerektiği için e, mitokondri sayısı fazla diğer hücrelere göre. Biliyorsunuz sinir hücrelerimizde de fazlaydı. Kas hücrelerinde de mitokondri sayısı fazla. Kas hücrelerinin zarına sarkolemma diyoruz. Hatırlayın nöronlarda da zarına nörolemma demiştik. Stoplazma kısmına da sarkoplazma diyeceğiz. Sarkoplazma. Stoplazma kısmına ve zarına böyle özel bir isim verilmiş. Ayrıca içeride endoplazmik retikulum dediğimiz bir yapı var. Organel var. Normalde düz endoplazmik retikulum ki bunun içinde kalsiyum depo ediliyor. Çünkü kalsiyum Biliyorsunuz kasılıp gevşemede görevli bir mineral dolayısıyla lazım. Kas hücresindeki endoplazmik retikuluma da özel bir isim verilmiş sarkoplazmik retikulum denmiş. Demek ki konu içinde ben size sarkoplazma, sarkolemma ya da sarkoplazmik retikulum dediğimde bunları anlamanız gerekiyor. Ayrıca ince aktin ve kalın olarak da miyozin dediğimiz miyofibriller var. Aktin ve miyozinler Protein yapıda moleküller kasılıp gevşeme özelliğine sahip hem düz kas hem kalp kası hem de iskelet kasında var. Tabi aralarında bir farkla iskelet kası ve kalp kasında bantlaşma gösteriyor. Fakat düz kasta bunlar bantlaşma göstermiyor. Dağınık olarak yayılmış durumda. Çekirdek bazılarında ortada bazılarında kenarda. İşte aktin miyozinler bazılarında dağınık bazıları bantlaşmış durumda. Biraz sonra artık farklarını söyleyeceğiz. Klasik olarak bir kas hücresinde bulunan yapılar bunlar. Şimdi şu önemli aman dikkat. Kalsiyum minerali depo, depolanıyor bu sarkoplazmik retikulum dediğimiz yerde. Çünkü kas kasılmasında görev alacak. Vücudumuzdaki en güçlü kas çene kasıdır arkadaşlar. Uyarılara en hızlı tepki gösteren ve en hareketli olan kas da göz kapağı kasımızdır. Kaslar enerjinin en yoğun üretildiği ve harcandığı yer olduğu için mitokondri sayısı da ne dedik fazla dedik. Kas sistemi vücutta çeşitli görevler yerine getiriyor ve bu görevler gerçekten çok önemli. Mesela hareketle başlayalım. Kaslar kemiklerle birlikte vücudun hareketini sağlıyor. Vücut sıcaklığının düzenlenmesini sağlıyor. Nasıl oluyor bu durum? E, hatırlayın size hipotalamus'u anlatırken demiştim ki vücut sıcaklığının dengelenmesi için hipotalamus uyarı gönderir. İşte uyarı gönderdiği yapılardan bir tanesi de kaslarımız. Soğuk havalarda üşüdüğümüzde istemsiz olarak titremeye başlarız. Titreme olayı kaslarda hareket dolayısıyla oksijenli solunumu artırır. Buna bağlı olarak ATP üretimimiz arttığı için bir ısı oluşur ve vücut sıcaklığında artış olur. Böylece vücut sıcaklığı da korunmuş olur. Vücutta madde taşınması Evet yanlış duymadınız. Kaslar madde taşınmasında da etkili. Çünkü kalp kası dediğimiz kas kanın pompalanması için çok önemli bir organ. Gerekli yerlere ulaşabilmesi için kanın o kasılmasıyla karıncıkların sistoliyle oluşan basınç çok çok önemli. Yoksa beynimize, ayaklarımızın parmak uçlarına kadar gidemezdi bu kan. Dolayısıyla kaslar vücutta madde taşınmasında da etkili. Ayrıca iskelet kasları damarlara basınç uyguluyor ve kanın ve lenf sıvısının taşınmasında rol oynuyor. Özellikle aşağıdan yukarıya doğru yani bacaklarımızdan kalbe doğru gelen toplar damarlarda yer çekimine karşı bir yönde hareket ettiği için bacaklarımızdaki o iskelet kasları damarları sıkıştırıyor. Damarların içinde de tek yöne açılan kapakçıklar olduğu için aşağıdan yukarıya doğru tek yönlü kan hareket edebiliyor. Ayrıca damarlarımızın yapısında yine düz kas var. Bu kaslar sayesinde damarın içinde kan ilerleyebiliyor. Vücut şeklinin oluşmasında yine kaslarımız etkili. Kemiklerin etrafını sarıyor ve vücut şeklinin oluşmasını sağlıyor. Vücudumuzda 3 türlü kas var arkadaşlar. İskelet kası, düz kas ve kalp kası olmak üzere. İskelet kasına çizgili kas da deniyor fakat e, kalp kası da çizgili görünümdedir. Dolayısıyla iskelet kası, düz kas ve kalp kası olarak sınıflandırmak en doğrusu. Şimdi bu kas çeşitlerini ve özelliklerini görelim. 3 türlü kas var dedik. Bunlardan bir tanesi düz kas diğeri iskelet kası ve diğeri kalp kası. Düz kas iç organlarımızın yapısında bulunuyor bakın ve istemsiz olarak çalışıyor. İskelet kasları ee, kol ve bacaklarımızda bulunan kaslar hareketimizi sağlayan kaslar ve bunlar istemli olarak çalışıyorlar. Kalp kası görünüm olarak iskelet kasına benziyor. Yani onun gibi çizgili aslında. Fakat çalışma prensibi olarak düz kasa benziyor. Demek ki kalp kasının e, iskelet kası ve düz kasa benzer özellikleri var. Şimdi bütün bu özellikleri e, karşılaştırmalı olarak konuşalım. Düz kasların şekli mekik şeklinde arkadaşlar. Bakın bu şekilde mekik şeklinde bir hücre yapısına sahip. Ve çekirdekleri tek olup e, ortaya yakın bir şekilde bulunuyor. Miyofibriller stoplazmada dağınık olarak bulunuyorlar. Bakın diğerlerine göre en büyük farkı bu. Üçünde de miyofibril olduğunu söyledik. Üçünde de aktin miyozin olduğunu söyledik. Fakat düz kasta bantlı bir yapı göstermiyor bu aktin miyozinler dağınık olarak bulunuyorlar. Bantlaşma görülmüyor bu yüzden. Aman unutmayalım. Tek çekirdekli düz kaslar, çekirdek oval şekilli ve hücrenin ortasında bulunuyor. Kasılmaları yavaş, düzenli, ritmik ve uzun süreli. İskelet kaslarına göre bakın çok önemli farklar bunlar. Yine kalp kasına göre e, farkları var. Kalp kası da ritmik ve düzenli, kasılıp gevşer. E, fakat Düz kas kadar yavaş değildir mesela. Dolayısıyla bu özellikler sorularda çıkar. Ve düz kaslar yorulmaz arkadaşlar. İskelet kasları yorulabiliyor biraz sonra işleyeceğiz. Fakat düz kaslar yorulmazlar. Ve düz kaslara e, sinir sisteminden gelen uyarılar bir hücreyi uyardıktan sonra hücreler birbirlerini ne yapabiliyorlar? Uyarabiliyorlar. Bu da düz kasların bir özelliği. Otonom sinirlerle bağlantılı yani isteğimiz dışında çalışıyor. Hemen yazalım. Kim tarafından uyarılıyormuş? Otonom sinirler tarafından uyarılıyor. Dolayısıyla istemsiz olarak çalışıyor. İç organlarımızı biz dur çalış gibi komutlarla yönetemiyoruz mesela. E neden? İsteğimiz dışında. Çünkü otonom sinirlerle kontrol ediliyorlar. Bu yüzden istemsiz çalışıyorlar. İsteğimiz dışında çalışan Dolaşım, sindirim, solunum, üreme, boşaltım sistemi organlarının yapısında düz kaslar var. Ayrıca kan damarlarının yapısında da yine düz kaslar var. Dikkat, sadece oksijenli solunum yaparlar. Yani düz kaslar e, fermentasyon olayını gerçekleştiremiyorlar. İskelet kaslarımız oksijen yeterli gelmediğinde fermentasyonla, laktik asit fermentasyonuyla enerji üretebiliyorlar. E, hatta kalp kası İskemi durumunda kalp krizi sırasında mesela e, laktik asit fermentasyonu yapabiliyor. Kalp kası aslında oksijenli solunum yapar fakat bu zor şartlarda laktik asit fermentasyonu yapabiliyor. Fakat kalp de yorgunluğa sebep olmuyor bu durum. Biraz sonra bahsedeceğiz. E, düz kaslar ise ne yapıyormuş? Sadece oksijenli solunum olayıyla ATP üretiyorlar. Bu arada düz kaslarda beyaz renkli olduğunu görüyoruz. Aslında çizgili kaslarında bir beyaz, bir de kırmızı olanları var. Çizgili kaslar ve kalp kasının kırmızı olarak gözükmesini sağlayan yapı miyoglobin dediğimiz yapı. Miyoglobin, oksijenin depo edilmesini sağlayan bir yapı. Bakın söylenişi hemoglobine benziyor. Fakat hemoglobinin dörtte biri oranında oksijenin tutulmasını sağlıyor ve acil durumlarda biz bu miyoglobin tarafından tutulan oksijeni kaslarımızda kullanabiliyoruz. Şimdi kalp kasının özelliklerine bakalım. Düz kaslar mekik şeklindeydi. Kalp kası neymiş bakın? Silindirik hücrelerden oluşuyor. İskelet kasları gibi görünümü çizgili. Çünkü aktin ve miyozinler bantlaşma gösteriyor bunda da. Yapı olarak iskelet kasına çalışma prensibi kime benziyor? Düz kasa. Çünkü kalp kası yine düz kaslar gibi otonom sinirler tarafından uyarılıyor. Yani isteğimiz dışında çalışıyor. Bu özellikleri düz kasa benziyor. Fakat bantlaşmanın olması da iskelet kasına benziyor. Yine düz kas gibi ritmik çalışıyor. Yine düz kas gibi yorulmuyor. Bakın kalp kası daha embriyo dönemindeyken, dördüncü haftadayken çalışmaya başlıyor. Kalp atışları başlıyor ve ölene kadar dinlendiği tek zaman aralığı iki kalp atışı arası. Onun dışında dinlendiği bir zaman yok ve sürekli kasılıp gevşiyor ve yorulmuyor. Otonom sinirlerle bağlı olduğunu söyledik, istemsiz çalıştığını söyledik. Kendi başına kasılıp gevşeyebilir. Şimdi bu ne demek? Kalp e, konusunu işlerken ayrıntısına gireceğiz ama burada kısaca bahsedeyim. Kalbimiz dört odacıktan oluşur arkadaşlar. Üstteki odacıklar kulakçık Alttaki odacıklar da karıncık. Yani şu üsttekilere kulakçık diyoruz. Alttakilere de ne diyoruz? Karıncık diyoruz. İşte sol ve sağ kulakçığın olduğu yerlere baktığımızda sağ kulakçıkta sinoatrial düğüm dediğimiz bir düğüm var. Sağ kulakçıkla sağ karıncık arasında da atrioventriküler dediğimiz bir düğüm var. Bu düğüm ilk başta bir uyarıldıktan sonra yani o embriyonik dönemdeki ilk kalp atışından sonra kendi kendini uyarıp e, kalp atışlarına sebep olabiliyor. SA'dan AV'ye doğru ve diğer kulakçığa doğru uyartılar gidiyor. AV'den de karıncıklara yayılan bir uyartı var. Ayrıntısını dediğim gibi e, kalbin yapısını işlerken bahsedeceğiz. Fakat burada kendi başına kasılıp gevşeyebildiğini de bilin. Kalp kası şeylerden bağımsız olarak yani uyartı almaktan bağımsız olarak kendi başına kasılıp gevşeyebiliyor. Şimdi gelelim çizgili kaslara. Çizgili kaslarımız yani iskelet kaslarımız daha doğrusu kemikleri ve vücudu hareket ettiren kaslardır bunlar ve iskelet kası hücreleri çok çekirdeklidir. Embriyonik gelişim sırasında çok sayıda hücrenin kaynaşmasıyla oluştuğu için çok çekirdekli bir yapı var ve çekirdek ortada değil de daha çok kenarlarda olarak karşımıza çıkıyor. İskelet kasları çok çekirdekli dedik. Silindirik şekilli hücrelerden oluşuyor. Bakın kalp kasında da öyleydi. Düz kas mekik şeklindeydi. Kemiklere bağlanır. Kasları kemiklere bağlayan yapılara ne dedik? Tendon demiştik. Onu da hatırlayalım. Somatik sinir sistemi ile bağlantılıdır. Ve istemli olarak çalışır. O zaman şuraya yazalım. Kiminle uyarılıyormuş? Somatik sinir sistemiyle dolayısıyla istemli olarak çalışıyor. Hatırlayın, somatik sinirlerin miyelinli olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla beynimizle verilen emirler bu sinirler sayesinde, somatik sinirler sayesinde hızlı bir şekilde iskelet kaslarına emri getirebiliyor. Düz kaslara oranla daha hızlı kasılıyorlar fakat çabuk yoruluyorlar. Buna da şimdi bir örnek vereyim. Diyelim ki çok ağır bir yük taşımaya alışık değilsiniz ve 20 kiloluk bir ağırlığı kollarınızla taşıdınız. Böyle bir saat boyunca onu taşımak zorunda kaldınız. Ertesi gün hem ağrı çekersiniz hem de o 20 kiloluk ağırlığı bir süre sonra kolunuz taşımaz hale gelir ve parmaklarınız yavaşça açılır. Onu bırakmak zorunda kalırsınız. Niye? Çünkü iskelet kasları yorulur. Yine bir başka örnek. Diyelim ki bir insan uçurumdan aşağı yuvarlandı. Allah korusun kimsenin başına gelmesin ama koluyla son anda bir ağaç dalına tutundu. Başka da eli ve ayaklarıyla tutunabileceği hiçbir şey yok. Bu bu şekilde öleceğini bilse bile. Yani elini bıraktığı an düşüp uçurumdan ölecek. Fakat kasları yorulduğu için saatler sonra eğer onu kurtarmaya birisi yetişmezse parmakları yavaş yavaş açılıp düşmesine sebep olacaktır. Çünkü dediğim gibi iskelet kasları yorulur. Miyofibriller stoplazmada düzenli olarak dizilmiştir. Bu yüzden zaten bantlaşma var. Hem kalp kasında hem de iskelet kasında bantlaşma var. Bu düzenli dizilimden dolayı yani aktin ve miyozinleri düzenli olarak görebileceğiz. Miyozin proteinlerinin bulunduğu kısımlar koyu, aktin proteinlerinin bulunduğu kısımlar açık renkli olarak görülüyorlar. Bu nedenle bantlaşma görülüyor zaten. Miyozin'in koyu görüldüğünü aklımızda tutmak için biraz şöyle koyu ve kalın olarak bakın yazıyorum. Bir dahaki ders miyozinin kalın, aktin'in ince olduğunu göreceğiz zaten. Aktin iplikleri de daha ince yapıda. Onu da bu şekilde yazmış olalım. Oksijen depolayabilen demir içeren mioklabin dediğimiz bir pigment var. Hatırlayın hemoglobinin yapısında da demir vardı. Yine oksijen taşıyordu hemoglobin. Fakat bu depoluyor. Bakın mioklabin yine yapısında demir var. E, bu pigmenti taşıdığından kırmızı renkte görülüyorlar. Yalnız çizgili kasların dediğim gibi beyaz olanı da var, kırmızı olanı da var. Oksijenli solunumun yanında gerektiğinde laktik asit fermentasyonuyla enerji üretebiliyor. Diyelim ki e, beden eğitimi dersindesiniz daha önce antrenman yapmadan direkt 10 tur koşmanız gerekti. Daha önce antrenman yapmadığınız için kaslarınıza yeterli oksijeni gönderemediniz. Oksijenli solunumla üretilen ATP yetmediği için kaslarımız neye başvuruyor? Laktik asit fermentasyonuna başvuruyor. Ve bu laktik asit kaslarımızın arasında e, sıkışıklığa sebep olduğu için ertesi gün veya bir gün sonra iki gün sonra e, halk arasında hamlık dediğimiz ağrıya sebep oluyor. Aslında o işte laktik asit birikiminden kaynaklanıyor. Bu laktik asit kan yoluyla beyne ve karaciğere gidiyor. Beyne gittiğinde yorgunluk, uyku merkezini uyardığı için kendimizi e, uykulu ve yorgun hissediyoruz. Yine ağrı merkezini uyardığı için e, ağrılarımızın olduğunu hissediyoruz. Laktik asit bu şekilde etkiliyor. Fakat bu laktik asit geri dönüşümlü bir molekül. Laktik asit kaslarımızda ya da karaciğere geldiğinde pürvik asit dediğimiz bir moleküle dönüşüp oksijenin solunuma katılabiliyor. Ya da bu pürvik asit fazlaysa glikoza dönüşebiliyor. Glikoz da kaslarımızda glikojen şeklinde depo edilebiliyor. Demek ki iskelet kaslarımızda laktik asit fermentasyonu yapılabiliyor. Düz kaslarımızda yapılamıyor. Kalp kasında şöyle bir küçük ayrıntı vardı. Normalde oksijenli solunum yapıyor kalp kası hücreleri, fakat iskemi durumunda, yani kalbin beslenemeyen bir dokusu olduğunda, besin ve oksijen oraya ulaşmadığında, kısa yoldan enerji üretebilmek için hemen ne yapıyor? Laktik asit fermentasyonu yapıyor. Kalp krizi sırasında yaşanan o şiddetli ağrının sebebi de zaten işte bu laktik asittir. Fakat dediğim gibi kalp kasında yorgunluğa sebep olmuyor, İskelet kasında laktik asit yorgunluğa sebep oluyor. Kas çeşitlerinin kasılma hızını karşılaştırırsak, e, yavaştan hızlıya doğru düz kas, kalp kası ve iskelet kası olarak ne yapabiliriz? E, sıralayabiliriz. Bu kaslar arasındaki farklılıklardan dediğim gibi sorular gelir. Bu yüzden aman dikkat. Şimdi bir sonraki sayfadaki soruları çözün. Sonrasında iskelet kaslarında kasılıp gevşeme olayları sırasında o aktin ve miyozinler e, bantların boyu nasıl değişiyor onları işleyeceğiz. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Müzik